Neredeymiş bu? Önüne baksana kardeşim. Pardon kardeşim. Kaza yaptık. Moralimiz bozuk. Kafamız dalgın. Pardon. Kolay gelsin. Belgin Hanım'ı buraya kaldırdılar. Belgin Tunç nerede yattığını biliyor musunuz acaba? Siz Memoli olmalısınız. Sen nereden biliyorsun benim adımı ya? Sadece iş arkadaşlarım Memoli der bana. Vallahi beyefendi nişanlını söyledi. Ne? Memoli? Memoli Allah bin şükür ya Rabbim geldi. Ebe köylü kızı. Ebe köylü kızı. Sakin yine sıktın değil mi bulduğun herkese nişanlıyız yalanını? Yok yalnız başıma korkuyordum ben. Onun için şey ettirdim. Tamam tamam sus. Belgin abla nasılmış? İyiymiş. Az önce doktor hanım geldi söyledi. Hayati tehlikesi yokmuş. Odasına çıkacakmış. Bizi de oraya çağıracaklar. Ya kadıncağızın başına gelmedik kalmadı. Az kalsın biri ölüyordu. Ya. Evet kimin yüzünden acaba? Kimin yüzünden? Eğer silahını almasaydın kadıncağızın belki kendisini koruyuverirdi. Sen de bana aynı şeyi yapmadın mı ha? Almadın mı kurşunları silahımda? Şşş. Ne yaptın? Hastaneye kaldırıldım sonra da. Şşş. Affedersin Recep abi. Hala Recep diyor ya. Hala Recep diyor ya. Tamam sakin. Of ya. Of Allah'ım. Of ya. Cem oturunca anladım ne kadar yorulduğumu ya. Baba şimdi şu olan biteni bana bir anlatacak mısın sen? Şef de gelsin bir kere anlatayım. Yakaladın mı adamları? Hangi adamları ya? Bir tanesini yakaladım diğeri kaçtı. Hayret. Senin elinden hiç kimse kurtulmazdı hani. Bir de sana boşuna madalya veriyorlar. Polis kıyafeti giyip sen koşsaydın o zaman hanımefendi peşlerinden. Kolay zannediyorsun değil mi? Her tarafı pisliğe bulaşmış. Hiçbir kural tanımayan mafyalarla, üçkağıtçılarla, hırsızlarla bütün gün uğraşıyoruz. Kurşunlar... Mermiler vız vız geçiyor kulağımızdan sivrisinek sesi gibi. Bir de o da yetmiyormuş gibi hanımefendinin kocasıyla, akrabalarıyla bir de onun çetesiyle uğraşıyoruz hala yaranamıyoruz. Ne istiyorsun daha ne yapayım ne istiyorsun ha? Tamam tamam tamam. Ayakkabılarım nerede benim? Sokakta bırakmamışsındır inşallah. Ben ne diyorum o ne diyor ya? Ben ne diyorum o ne diyor ya? Şşş tamam sakin. Cem hazır hastanedeyiz beni de kaldırsanıza buraya. Giyerim güzel çizgili pijamalarımı. Giderim yoğun bakıma girerim. Oradan çıkarım komaya girerim. Komadan... Hoş bu gidişle ben komadan çıkamam ya. Tamam baba, sakin sakin. Hepsi düzelecek, hepsi geçecek tamam? Burası galiba. İlaç için gelmiştim ben, ilaç alacağım da. Beyefendi, sizin ne işiniz var burada? Karınızı görmek istiyorsanız önce şunlardan giyin. Karın mı? Allah Allah. Ha böyle takılıyor bu. Beyefendi giremezsiniz buraya. Doğumhane burası. Aa, kalk. Doktor hanım geldi. Belgin hanım nasıl? Yeni bir şey var mı? Aa, siz hanımefendinin nişanlısı olmalısınız. Ne fark eder? Abi eksik abi fazla. Siz de öyle birin. Evet ben Zeynep'in nişanlısıyım. Nişanlısıyım ben Zeynep'in. Geldiğiniz çok iyi oldu. Niye bir şey mi var? Hayır her şey yolunda. Az önce odasını aldık. Size almanız gereken ilaçları yazdım. Oh be merak etmeyin ben alırım. Nerede? Ah, Belgin nerede? Ne oldu? Nerede? Tamam şef Belgin tamam nerede? Sakin ol şef. Şef sakin ol tamam bir şey yokmuş. Tamam. Doktor hanım ben başkomiser Kemal. Çok memnun oldum. Bana söyleyebilirsiniz. Söz veriyorum Metin olacağım. Yok Metin olacak hiçbir şey yok ki komiserim. Birazdan görebilirsiniz Belgin hanımı gayet iyi. Oh Allah'ım sana şükürler olsun. Yoldan beri Başak bir şey söylemiyor. Benden bir şey saklıyorsunuz zannettim. Ben de bilmiyordum ki şef Belgin Hanım'ın durumunu. Ne zaman göreceğiz Belgin ablayı? Birazdan. Şu ilaçları unutmayın olur mu? Merak etmeyin unutmam. Bazılarını burada bulamayabilirsiniz. Dışarıdaki eczaneden almanız gerekiyor. Merak etmeyin Cem'le gider alırız. Her şey için teşekkürler. Görevimiz. Teşekkür etmenize gerek yok. Memoli efendim bana şef. Bak. Sence Belgin Hanım baloya kadar ayağa kalkar mı? He? Kalkmazsa balayı iptal ederiz şef. Değil mi Cem? Tabii canım iptal ederiz. Ne demek kalkmaz? Kalkar. Belgin Hanım kalkar. Bir dakika. Ne bakıyor bunlar bana böyle ya? Ay, dükkan açık kalmış. Geldim ağam. Bütün ilaçları aldım. Hepsi burada. Yaşar. He. Gel hele. Bir isteğin mi var ağam? Kişi mi geldi? Ne olan o kafandaki? Bunu takmadan dolaşmak yasakmış ağam. Ne acayip kuralları var bu şehirlerin. İyileş, hemen dönelim köye. Buralara yaramaz bize. Beni iyi dinle. Eğer bana bir şey olursa... Aman Erkan, Allah korusun ya. Hem ne olacak sana? Bak Türk gibisin maşallah ya. Yaşar, beni iyi dinle. Kan davasını senden benden iyi kimse bilemez. Bu Kürşat... Kürşat iti yeni bir kan davası başlattı. Şimdi bana söz ver. Eğer bana bir şey olursa... ilk işin o Kürşat'ın da... Gülsüm'ün de alnının orta yerine bir tane sıkmak olacak. Söz ver bana Yaşar. Söz ver bana. Mahpuslarda çürüyeceğini bilsen de bana söz ver. Şimdi Emre, şimdi gidip sıkayım ağam. Hem böyle konuşup beni üzme. İlaçlarım burada. Hem sen de iyi olacaksın diyor. Birkaç gün sonra ayağa kalkacaksın. Beraber gidip soracağız hesabını. Silahın nerede senin? Almadılar içeriye. Kapıda kontrol ettiler. Böyle olmaz. Git al o silahı. Yastığımın altına koymadan bana uyumak yok burada tamam. Yaşar, git al. Tamam, merak etme ağam, merak etme. Yine mi buradasın sen? İlaçlar aldım abla. Bu ne? Tak dediniz, taktık. Size de bir şey beğendiremiyoruz ha. Bu sizi bir süre uyutacak. Uyumak mı? Aman kardeşim beni uyutma. Yem edersin beni kuşlara. İtiraz yok. Hemen iyi olmak istiyorsanız biraz istirahat etmeniz lazım. Of. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.